Merhaba hobidaşlar. Digest Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda bugünlerde piyasaya çıkan, daha doğrusu bugünlerde ülkemize gelen ve ulaşabilen herkesin almış olduğu, benim de çok sevdiğim bir set olan Hotwheels markasının premium serilerinden Car Culture bölümünün Fast Wagons serisini inceleyeceğiz. Bu seri arkadaşlar, bu set daha doğrusu 5 modelden oluşuyor. En güzel model içlerinde benim için çok gizli, onu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Şimdi sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Her zaman söylediğim gibi bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar şu aşağıdan çıkan videoları beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç tuşlarına basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Yeni gelen videolardan bildirim alırsınız zaman hemen izleme imkanına sahip olursunuz. Ayrıca katıl butonumuz var. İsterseniz ona basarak yeni özelliklerden faydalanabilirsiniz. Söyleyeceğim bu. Ayrıca Instagram'da, Facebook'ta onları da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sözü daha fazla uzatmayayım. Hemen arkadaşlar ilk Fast Wagon serisinin setinin ilk 5 setlik bir araç demiştik. Birinci aracını, 69 Nissan Skyline One aracını inceleyelim. Ben hani kutular güzeldi biraz, şöyle arkasından da bakayım. Herhangi bir şey yok. Kutular güzeldi, fazla yırtmak istemedim. Ben videoya geçmeden önce ıslatmıştım kolay açılsın diye. Umarım kolay açılacaktı ama olmadı yine. Neyse, böyle açalım arkadaşlar. Biliyorsunuz, söylememe gerek yok. Premium seriler kauçuk teker oluyor arkadaşlar. Modele baktığımızda hemen şöyle alttan başlayalım inceleme her zamanki gibi. Nissan Skyline 69 yazısını görüyorsunuz. Made in Thailand. Söylemiştim, kauçuk tekerlerimiz çıkabiliyor. Nissan Skyline Station Wagon'u, aynalar çok güzel. Burada bir Japonca dekalemiz var. Başka ne söyleyebilirim? Ön taraftan baktığımızda arkadaşlar ön panjurun krom olduğunu, aşağıda bir karlık olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir model. Hem far detayları var, hem arka stop detayları işlenmiş. Biraz da basık duruyor. Yani koleksiyona kattığımız için çok mutluyum. Ama bu setin en sevdiğim modeli bu değil. Neyse, sırayla gidelim arkadaşlar. İkinci modelimiz 64 Chevy Nova Panel diye geçiyor. Bu da güzel bir model ama daha güzelleri sonrasına sakladım arkadaşlar. Geliyor. Evet. Alttan başladık. Made in Thailand. İşte metal yazıları var. Başka bir yazımız yok arkadaşlar. 69 Chevy demiştik modelimiz için. Yine lastiklerimiz, söylemeye gerek duymuyorum artık. Kauçuk şöyle çıkartabiliyoruz. Güzel bir ön panjur var. Panel van olarak geçtiği için arka camları yok. Burada yine bir stop far detayı işlenmiş. Burada bir ufak bir defomuz var. Böyle çıkıyor işte, bazen yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi iki tane Volvo var arkadaşlar bu sette. Birisi P220 Amazon Wagon, biri de 850 Estate modeli. P220 Amazon Wagon yeşil, biraz daha böyle kırçın duruyor. 850'ye göre, bana göre tabii bunlar. Biraz daha sanki böyle modifiyeye yakın, biraz daha asabi bir havası var. Şunu da şöyle ayırayım, şunu da alalım şöyle. Rengini çok sevdim arkadaşlar bunu. Ördek başı yeşili diye de geçiyor bazı yerlerde. Bu renkte benim bir arabam vardı. İçinde rollvarları var, görüyor musunuz bilmiyorum. Ön tarafa baktığımızda sanki BMW'deki ön böbrekler gibi bir ön panjur yapılmış. Volvo yazısı dikkatlerden kaçmıyor.
Şöyle yaptığım zaman odaklarsa, evet, güzel bir şekilde işlenmiş. Far detayları harika. Arka yine stop detayları çok iyi arkadaşlar. Onu da şöyle odaklayayım. Güzel bir station wagon. İçinde dediğim gibi roll barları var. Ve asabi bir görüntüsü var. Yani çok güzel bir model bence. Arkadaşlar premium modeller biliyorsunuz metal oluyor. Altı da metal, üstü de metal. Metal dördüncü setimizin dördüncü modeli. Bu da Volvo'ydu. Bazen çok kolay açılıyor. Yani ıslatmama rağmen açılmadı. Daha da fazla aksiliği görüyor musunuz? Yani illa kes diyor. Şuradan. Evet. Şimdi bazı yorumlarda bunun renginden şikayet ediliyor. Arkadaşlar renk bu macun sarısı diye geçiyor. Yani hani ben bu rengin hem Mercedes'te hem Volvo'da olduğunu çok iyi biliyorum. Orijinal arabalarda da bu renk var. Bizim sunroofumuz var. Alta baktığımızda işte yine Volvo 850 estate yazısı var. Alt metal kısmı da sarıya boyanmış. Yanında güzel bir siyah şeridimiz var. Güzel bir model. Volvo'nun burada bir amblemi söz konusu arkadaşlar. Ön panjura işlenmiş. Yani hem far detayı işlenmiş hem amblem işlenmiş. Arkaya baktığımızda hem bir plakamız var. 850 diye stoplar çok iyi. Yani sinyaller, gelif test lambası, sis lambası çok güzel olmuş. Jantı bence çok güzel arkadaşlar. Yani hem sade hem ağır her şeyi gidiyor. Ama düşüyordu. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim. Benim gerçek hayatta da en sevdiğim RS 6. 17 Audi RS 6 Avant modeli. Gerçekten bu aracın ben hayranıyım. Daha önceki regular modellerde de değişik varyasyonları, değişik renkleri vardı. Yani şu görünüşe bir bakar mısınız? Şu asarete bir bakar mısınız? Yani gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Yani ülkemizde yavaş yavaş premium modeller geçen sene, ondan önceki sene nadiren daha çok gelmeye başladı. Evet, çok heyecan verici benim için. Arkadaşlar aracımızın rengi koyu gri. Ön tarafta bir Ares, yani panjurumuzda Ares 6 Quattro yazısı mevcut. Her zamanki gibi kamerada odaklanmada sorun yaşıyoruz. Evet. Bu orijinalde böyle. Burada bir Ares 6 yazısını görüyorsunuz. Quattro'da ayrı bir canavarlık katıyor araca. Arkasını çevirdiğimizde arkadaşlar RS 6 Avant şeklinde bir plakamız var. Şöyle yaptığımda şöyle açayım biraz daha. Evet. Yani güzel bir çekim olmadı bana göre. Neden bilmiyorum yani pek kamerayı ayarlayamadım. Arkada da yine RS 6 yazıyor. Çift egzoz çıkışlarımız mevcut. Sunroofumuz mevcut arkadaşlar. İç detayı harika. Koltukları bu modelin çok güzel yani ben çok severim. Jantlar çok güzel. Evet. Yani başka bir sözüm yok. Şöyle de koltukları görebilirsiniz. Arkadaşlar ya tekrar şöyle bir tanıtmak istedim. RS 6 Quattro yazısı panjurda var. Audi'nin amblemleri. Arkada da yine bir RS 6 Avant plakamız var. Egzoz detayları yapılmış ama işlenmemiş. Çok belli olmuyor. Renklendirilmemiş. Çift egzozun buradan geldiğini görüyorsunuz. İç detaylar, koltukları bu modelin harika ama çok belli olmuyor. Yani gerçek hayatta Ares koltuğu harikadır yani. Yine göğüste detaylar güzel. Bu modellerin en sevdiğim Ares 6. Sonra Volvo. Burada da yine BMW'deki gibi böbrekli bir panjur yapılmış. Sinyaller, far, Volvo yazıları gayet güzel olmuş. Yanda da yine bir dekalemiz var. İçerisine roll barları konmuş. Arka detaylar da bu şekilde. Nissan'a da geldiğimizde yine.
Güzel detaylar işlenmiş. Nova'yı pek sevmedim. Volvo da zaten standart ama sıralamamız şu şekilde benim için arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna kadar beni izlediyseniz, videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Tekrar bize destek olmak için kanala abone olursanız, videoları beğenir, Facebook'tan, Instagram'dan bizleri takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum.